Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bugün oyuna yeni güncelleme geldi. Hatta bugün sabah canlı yayındaydık. Birlikte güncelleme gelene kadar bekledik. Güncellemeyi de kısaca inceledik. Ve güncellemenin içerisinde gelen bütün her şeyi sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle gördüğünüz gibi ücretsiz ölü kutulardan 2 tane geldi. Daha önce bir bulmaca çözmemiz istenmişti Brawl Stars tarafından ve bulmacayı çözünce bize ölü kutu verileceği söylenmişti. Ölü kutu da bugün geldi arkadaşlar ve o bulmacanın sonucunda zaten ölü kutu gelmesi gerekiyordu. Şimdi buradaki ölü kutuları alacağım. Hatta burada elmas karşılığında da yine satılıyor. Bunları da alacağım. Ve bunun dışında alt hesaplarda falan da alacağım. Yani toplam 50'den fazla ölü kutu açacağız birlikte. Ve bunun dışında güncellemedeki her şeye de bakacağız arkadaşlar. Ama önce aşağıdan bir tane like atarsanız çok sevinirim. Bu videoyu da yine öncekiler gibi 15.000 like'a ulaştırabilirsek çok çok güzel olur. Kanala da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün de yine 2 videoyla muhtemelen devam edeceğiz. Ve son olarak yeni sezonda da dükkandan kod bölümüne onur yazarak herhangi bir satın alım yapmadan önce bana destek olabilirsiniz. Bu sayede sizin için yaptığım hediye Brawl Pass çekilişlerine ve kostüm çekilişlerine de katılabilirsiniz. Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Şu anda bir tane 1250 kupa kasmıştım ben arkadaşlar. 1250 kupa kastığımız zaman öncelikle şöyle bir tane rozet. Bakın ben bunu savaş kartımın içerisine ekledim. Böyle bir rozet veriliyor. 1250 kupa kasanlara şöyle bir rozet veriliyordu. Bu rozeti de ben aldım. Hatta 30 rütbe kastıysanız bunun içinde bir sprey veriliyor. 1.35 rütbe kasanlar için böyle bir rozet var arkadaşlar. Bu rozeti şimdilik buraya koydum. Bir de spreyimiz var. Şu da arkadaşlar 30 rütbe kasanlar için en az bir tane 30 rütbesi olanlar için bir tane sprey. Bunları siz de eğer 30 rütbe ya da 35 rütbe kastıysanız oyuna girdiğiniz zaman alabilirsiniz. Bunun dışında farklı ücretsizler de var arkadaşlar. Gelen kutusuna hemen buradan tıklıyoruz ve burada ben bunu güncelleme yayını sırasında aldım. Ama yeni kostümlerin mesela daha önceden satın aldığınız kostümlere yeni bir sprey eklendiği zaman güncelleme geldiği zaman onun spreylerini falan size veriyor ya da rozetlerini. Burada gördüğünüz gibi bu kostümlerin spreyi gelmiş, buradakilerin oyuncu simgesi gelmiş ve buradaki kostümlerin de rozetleri gelmiş arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz fazla ödül geldi. Yine burada rank 30 için sprey, rank 35 için bir tane rozet verildi dediğim gibi. Ölü kutulara geçmeden önce şimdi yeni sezon şu anda başladı mı, nasıl olacak bunu merak eden çok fazla arkadaşımız var. Hemen bundan bahsedeyim ama burada yine kitabımız bu hale dönüştü arkadaşlar. 9 gün 1 saat içerisinde açılıyor diyor arkadaşlar. 9 gün 1 saat dediği de yeni sezon aslında. Yeni sezon yani Melekler vs Şeytanlar sezonu ile birlikte de bu kitap açılacak ve o hani daha önce kitabın arka planı vardı ya, mor olan kısım oraya bağlanacak. Daha önce teorilerimde bahsettiğim gibi arkadaşlar şu anda zaten o şekilde artık görünüyor. Bu arada neden İngilizceye aldın dili diye merak ediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda sadece İngilizce dilini seçtiğiniz zaman, yani şurada ayarlar bölümünden şuradaki dili English şeklinde seçtiğiniz zaman News bölümüne, yani haberler bölümüne geliyorsunuz ve burada oyuna gelen güncelleme notlarını görebiliyoruz arkadaşlar. Bunu bu arada bu şekilde özetlemişler. Bakın buradan böyle tıkladığımız zaman açılıyor ve burada arkadaşlar bütün açıklaması var. Daha öncesinde aslında size anlatmış olduğum şeylerin tamamı burada yazıyor. Ve 7 Kasım Perşembe gününe kadar şu anda arkadaşlar lig sezonunu bu sezon için aslında kısa bir lig sezonu gibi başlatmışlar diyebiliriz. Çünkü şu anda o artık kupa kutularını falan kasabiliyoruz. Mesela şuraya girdiniz, burada arkadaşlar kutuları görebiliyorsunuz. Şimdi bunun nasıl kasılacağını çok kısaca basit bir şekilde yine anlatayım. Örnekle göstereyim. Benim şu anda 1249 Kenjin var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın 249 puan kasmışım. 1000 kupanın üzerine kastığınız her kupa şuradaki lig kutusuna, daha doğrusu kupa kutusu diyelim biz buna, kupa kutusuna 1 puan olarak ekleniyor. Ben burada 1000'in üzerine 249 kupa kasmışım ve 249 puan buradaki kupa kutusuna eklenmiş. Bakın 0 kupada en soldaki, 100 kupada artı 100, yani 100 puan aldığınız zaman bu kutu. Şu anda ben 249 puandayım, yani 3. kutuya doğru gidiyorum. Bunu 3000 puana kadar çıkartırsanız arkadaşlar, yani 1000 kupanın üzerine toplamda 3000 kupa kasarsanız en büyük lig kutusunu alabiliyorsunuz ve 7 Kasım tarihinde yeniden tekrar resetlendiği zaman buradaki lig kutusunu alabilirsiniz arkadaşlar. Yani yaklaşık işte bir 10 güne yakın falan bir süremiz var. 7 Kasım tarihine kadar siz de mümkün oldukça 1000 kupanın üzerine karakterlerinizin kupasını kasmaya çalışın. Yani ilk kupa kutusu 7 Kasım Perşembe günü yeni Brawl Pass sezonu başladığında açılmış olacak arkadaşlar. O yüzden o güne kadar kasabilirsiniz. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki burada 900 kupa, 899 kupa bir Meg'im var. Bunu ben 1100 kupaya kasarsam
artı 100 puan daha eklemiş olacağım buradaki kupa kutusuna. Yani şu anda 249 ya, 349 olacak. Sonra diyelim ki gittim melodiyi de 1100 yaptım. 100 puan da oradan gelecek. Yani isterseniz tek bir karakteri 1200-1300'e kasıp direkt olarak 200-300 puan alabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem birden çok karakteri 1100'e 1200'e falan kasarsanız daha iyi olabilir. Şimdi ben bunları söylediğim zaman muhtemelen şunu düşünüyor olabilirsiniz. Abi 1100-1200 bunlar kolay şeyler değil diye düşünüyor olabilirsiniz. Çok haklısınız ama şöyle de bir şey var. Burada yeni sistemde kasılacak olan 1000-1100 kupa önceki sistemdeki 800-900 kupa gibi olacak demişlerdi. Yani daha kolay olacak dendi. O yüzden bence bir deneyin arkadaşlar. Yani şu anda gerçekten dedikleri gibi o kolaylıkta mı ben de bilmiyorum denemediğim için. Ama bence bir en azından kupa kasma sistemini deneyin. Çünkü artık matchmaking sistemi değişti. Özellikle 1000 kupanın üzerindeki herkes ortak bir havuzda eşleşiyor. Böyle olduğu için de arkadaşlar artık daha kolay kupa kasılabileceği söylendi. Bence 2 tane takım arkadaşı bulun ya da işte farklı bir modda kasacaksanız çift hesaplaşma bilmiyorum artık nerede kasarsınız ama kendinize iyi bir takım arkadaşı bulup arkadaşlar size tavsiyem güzel bir takımla kupa kasmayı bir deneyin ve bu sistemi bir görmüş olursunuz. Ve mesela 30 tane karakterinizi 1100 kupaya kasarsanız 3000 puanı tamamlamışsınız demektir. Zaten bir kasmayı deneyin arkadaşlar. Eğer bir tane karakteri mesela 1000 kupa seviyesi ya da üzerine çıkartabiliyorsanız istediğiniz kadar kasabilirsiniz demektir. Bence yapamam deyip kenara bırakmak yerine en azından bir şans verip bir kere deneyebilirsiniz. Ama bunu mutlaka iyi oynayan 2 tane takım arkadaşınızla birlikte denemelisiniz. Siz de bu arada haberlere bakmak isterseniz dili İngilizce'ye aldıktan sonra şurada News bölümündeki şu bölüme gelip göz atabilirsiniz arkadaşlar. Burası daha diğer dillerin hiçbirine eklenmemiş. Bunun dışında yine arkadaşlar yeni oyun modlarından bazıları geldi. Yeni görevler geldi. Bunlara yine göz atarsınız burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Angels vs. Demons eventi yani etkinliği 9 gün sonra başlıyor diye yazıyor. Yani yeni sezonla başlıyor. Ben daha şu mücadeleyi de bu arada yapamadım. Şuradaki 2 tane mücadeleyi şu anda oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şunlara da yine tıklayalım. Farklı bir şey oyun modları içerisine gelmiş mi diye baktım. Şu an gelmemiş. Daha önceden 30 rütbe kastığınız karakterlerde tier max olarak görünüyor. Çünkü eski 30 rütbe yani 1000 kupanın karşılığı şu anda tier max yani 50 seviye oluyor aslında yeni sistemde. O yüzden ben mesela bunu 30 seviye kasmıştım. Bunu da kasmıştım. Bunlar max olarak görünüyor arkadaşlar. Bu da Kenji 1250 kasmıştım. Bu da şu an 1249 kupa. Bu da max görünüyor ve 1249 göründüğü için 249 kupayı da buradaki kupa kutusunun içerisine aktarmış. Ve benim planım kendimce arkadaşlar bir işte 30 tane karakteri falan 1100 kupaya çıkartacağım ve buradaki lig kutusuna en üst seviyeye getireceğim. Ben bu şekilde kasmayı düşünüyorum. Siz de buna benzer bir şeyler dediğim gibi deneyin bence. Bu arada dili de Türkçe'ye aldım arkadaşlar. Açılmasına 9 gün falan diyor. Melekler şeytanlara karşı son yaklaşıyor falan diyor. Şimdi dükkana girdim. You were bad yani sen kötüydün gibi bir şey diyor arkadaşlar ve melekler şeytanlara karşı sezonu ile ilgili böyle bir oyuncu rozeti vermişler herkese. Bunu da yine ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi buradaki ücretsiz ölü kutuları açacağım sonra diğerlerini de satın alacağım. Bakalım içerisinden neler çıkıyor. Şu anda Black Soul ana hesabımdayım. Bunun içerisinden Cadılar Bayramı kostümleri de çıkabiliyormuş. Bakıyorum bakalım yani umarım güzel bir şeyler verir diyecektim. Bu arada yıldız gücü verdi. Kenji'nin yıldız gücünü almamışım demek ki. İlginç. Bir şey daha veriyor. Ne oluyor? Arkadaşlar daha ilk kutudan yalnız kaçıp kolet verdi. Çok güzel. Bak sprey falan güzel. Ve bunu şimdi açalım. Bu arada kaç dedi? 12 mi dedi? 12 dedi galiba. 10 tane de 31 Ekim tarihinde verecekler boylu kutudan arkadaşlar. Öyle bir şey de var. Ve bir şey daha veriyor. Ne oluyor? Arkadaşlar bedavadan geldi Beyaz Kurt Leon. Size neler çıktı mutlaka bu arada yorum kısmına yazın. Bedava Beyaz Kurt Leon geldi. Gerçekten en çok istediğim kostümlerden biriydi. Buna da gidip elmas vermiş olmadım en azından. Bakın bu şekilde rozetler falan da geliyor. Bayağı güzel rozetler. Oyuncu simgesi, sprey falan geldi. Şöyle bunları da bir göstereyim. Şu şey çok iyi bu arada. Oyuncu rozeti bu ölü kutu şeklinde oyuncu rozeti var ya. O çok hoşuma gitti. Bayağı güzel. Tamam şimdi bunların hepsini alacağım bu arada ben arkadaşlar. Şunu da alalım bakalım. Bunların hepsini alacağım. Neler verecek sizinle en azından videoda görmüş olalım istedim. Şöyle yapıyorum. Bak böyle bir rozet var bu arada. Bu da güzelmiş. Örümcek rozeti gibi. 500 kredi verdi. Tamam. Krediye ihtiyacımız yok ama şöhret de artıyor en azından. Fena değil. 10 tık verdi yine. Güzel. Abi bir şey veriyor. Gene bir şey veriyor. Abi çok iyi kutu. Çürüyen Dynamak. Size de mutlaka kostüm çıkmıştır. Gerçi 2 tane ücretsizden belki çıkmayabilir ama eğer çıktıysa neler çıktı? Yorum kısmına yazın. Böyle bir rozet falan en azından çıkmıştır. Bence rozetler de çok güzel. Bak bu da mesela güzelmiş. Böyle bir oyuncu simgesi geldi. Rozet geldi. Sonuçta bedavadan gelen şeyler arkadaşlar bunlar. 5 tane burada varmış. Hemen bunu da alıyoruz tabii ki. Hepsini alacağız arkadaşlar. Sonra diğer hesaplarda da var. Onları da açarız. Sprey böyle bir sprey var.
Böyle bir rozet var. Böyle bir tane daha sprey var. Güzel. Hemen şuradan devam edelim. 9 tık verdi yine. Bir şey daha verir mi acaba? Bundan vermedi. 9 tık verince sanki çok bir şey gelmeyebiliyor. Evet, yine bir şey gelmedi ama yine mücevher falan. Bayağı mücevher veriyor bu arada arkadaşlar. Ona da dikkat etmek lazım yani. Az değil. Bayağı 1000'e yakın falan herhalde mücevher verdi bir önceki kutudan. Bak bundan çok kredi verdi. Kredi de gene şöhrete falan gidiyor ya, o da güzel. Şöhret biriktiriyoruz artık. Evet, devam ediyorum bu arada ve bir şey geliyor. Van Primo mu? Van Primo geliyor. İşte bu arkadaşlar. Bunu da bedava çıkarttık. Tabii bedava diyorum ama sonuçta bunun içinde aslında elmas vermiş oluyorum. 10 tane de ölü kutu şeyde verecek. Onları da ben en son açacağım. Ondan sonra arkadaşlar şey yapacağım. Kalanları da marketten satın alırız. O şekilde yaparız. Kaldı mı bu arada? Kalmıştır illaki. Bende olmayan daha bayağı var. Cadılar Bayramı kostümlerinin birçoğu bende yok sanırım diye düşünüyorum. Ya da hepsi bitmiş olabilir mi? Zannetmiyorum. Mesela şey yok. Gus'ın kostümü yok. Mücadeleden alamadım. Şimdi buradan kutudan çıksa biraz ilginç olur ama. Evet, o kostüm falan. Yok yok, daha olmayan vardır bende ya. Hepsinin olduğunu zannetmiyorum ama. Belki de acaba Gus sadece etkinlikten çıkıyor, kutudan çıkmıyor ve bütün hepsini aldık mı? Böyle bir şey olabilir mi? Dur bakalım, şimdi marketten bakarız. Teklif olarak bir şey var mı diye. Yanıp söner mi? Yok, yanıp sönmüyor arkadaşlar. Bence bütün hepsini... O 10 dedi. Bir dakika, bir şey geliyor. Bir şey geliyor, bir dakika. Bir şey geliyor. Ne geliyor acaba? Hangisi geliyor? Gus'ın kostümü mü? Gus'ın kostümü geldi. Arkadaşlar bu da bir ilk herhalde. Gus'ın kostümü geldi. Şimdi mücadeleyi yapınca acaba bana peki bunun yerine ne verecek? Çünkü benden mücadeleyi de yapmadım. Bunu merak ediyorsanız yoruma yazın. Belki bunun da ayrı bir videoda yaparsam yani en azından mücadeleyi bahsedebilirim arkadaşlar. Evet, bunu da çıkarttık. 9 dedi yine. Devam edelim. Yok, bundan başka bir şey vermedi. Sanırım başka da bir şey zaten kalmadı. Yo, bak sezona özel kostüm diyor. Bak bu var. Baykuş şeyli var. Sezona özel kostüm dedi, bu var. Yok, daha var ya. Hemen alt hesaplardakini de açalım. Bu arada bir tane de ücretsiz hiper şarj star hediyesi vardı. Bu daha öncesinde herkese verilmişti gene. Ben bu hesaba hiç girmediğim için açmadım. Burada sadece iki tane ücretsizleri açacağız tabii diğer hesaplarda. Bak bundan ne çıktı mesela? Böyle bir şey çıktı. Bu da ikincisi mesela. Bakalım bundan ne çıktı. Bundan da kostüm vermedi maalesef. Evde kal hesabındayım. Buradan da tıkladım. 9 dedi. Bundan da yine bol bol bu arada rozet falan verdi. Kredi verdi. Yine 9 dedi. Bundan da maalesef kostüm gelmedi. Ölü kutuyu da açtım. Bundan 10 dedi. Mesela bu şanslı bir hesap herhalde. Ha yok, aksesuar verdi. Kostüm vermiyor galiba. Yok, verdi. Ne verdi? Hem de ürkütücü gaz verdi ya direkt olarak. Çok güzel. Şanslı bir hesap. Devam edelim. İkinciyi açalım. 9 dedi. Bundan herhalde bir şey gelmeyecek ama. Evet. Bundan bir şey vermedi. Gidip oraya hiperşar verebiliyor. Neyse. 9 tık hakkı bundan verdi. Bundan bir şey vermedi. Yani kostüm çıkmadı en azından. Buna bakalım. Bundan da oyuncu simgesi falan verdi. Buradan da 2 tane kutumuzu açıyoruz. 9 tık dedi. Devam ediyorum. 10 tık dedi. Bundan bir şey geliyor galiba. Ne geliyor? Evet, bir şey geliyor. Yine mi Gruesome Gus? Ürkütücü Gus güzel bu arada. En iyi kostümlerden birisi. Çok güzel geldi bence ikisi de. Sıradaki hesabımızda da 2 kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Bundan bir şey verdi mi? Yok, vermedi. Boğa'ya kredi falan verdi. Bundan da 9 dedi. 9 deyince sanırım bir şey gelmiyor. Rozet mi verdi? Aynen, bir tane rozet geldi. Yeni hesapta da kutularımızı açıyorum arkadaşlar. Buradan 9 dedi. Bir tane daha tıkladım. Bundan da 9 dedi. Ve bundan da yine oyuncu simgesi rozet geldi. Sıradaki hesabımızda yine kutulara hemen tıklıyorum. Hızlıca bundan yalnız hiç rozet falan bile vermedi arkadaşlar ya. Gerçekten bu biraz şanssız oldu. Bir tane oyuncu simgesi geldi buna sadece. Sıradaki hesabımızda yine 2 kutumuzu açıyoruz diyeceğim. Bu ne bu arada? Gale karakter geldi arkadaşlar ya. Üstüne de çürüyen dynamite geldi. Bu bayağı şanslı mesela. Oyuncu simgesi ve rozet geldi. Bir tane daha var. Buna da 9. Zaten bir tanesinden bence bayağı bir şeyler geldi. Sıradaki hesabımızda yine kutuları açalım arkadaşlar. Şöyle oyuncu simgesi falan filan bir sürü bir şeyler geldi. Şuradan bir tane daha açtım. Bundan da bir şey gelmedi. Ve sıradaki hesabımızda yine açıyorum arkadaşlar. Aksesuar geldi yalnız. Büyük şans. Normalde aksesuar falan gelmiyor. Bak bu rozet çok hoşuma gitti ya. Mega kutu ölü kutuya dönüşüyor ya. O bak aksesuar. 3 kalkanı geldi ve sprey oyuncu rozeti. Sıradaki hesap. Tıkladım. 10 dedi. Güzel. O bir şey geliyor.
Zombrok. Bak Zombrok bende var mıydı bu arada diğer ana hesapta acaba? Belki de yoktu. Ya da var mıydı hatırlayamadım şimdi. Bundan da 9 dedi. Bundan da bir tane rozet verdi galiba. Aynı. Sıradaki hesap. Devam edelim. 9 dedi. Bundan bir şey gelmedi. Hemen sıradakini de açalım. Yine 9. Bundan da galiba bir şey gelmedi diyecektim. Nasıl yani? Şakın kostümü geldi son anda. Güzel. Tıkladım. 9. 9'dan bir şey gelmiyor diyecektim. Beri mi geldi? Yok artık ya. Beri'nin yani Beri'nin kendisi geldi arkadaşlar. Karakter geldi. Bundan da yine kozmetik geldi. Sıradaki hesaptan tıkladım. 9. Vay aksesuar. Güzel. Bir tane daha kutu var bunda. 9. Vay bundan da bir şey geldi. Rico mu? Rico yok daha. Düşün yani o kadar sıfıra yakın hesaplar ki bunlar. Evet bundan sprey de verdi. İlk kez oyuna girince de bu arada böyle bir resim çıkıyor karşınıza. Buradaki hesabımızdan da yine tıklıyorum arkadaşlar. Yine bir şey geldi. Vamprimo. Güzel. Oyuncu simgesi. 11 dedi. Bir şey geliyor. Ne geliyor? Yok artık. Abi Pem'in yeni kostümü değil mi bu? Çok güzel geldi be. Gerçekten en istediğim kostümlerden biri geldi bu hesaba. Açtım sıradaki hesaptan yine 9 dedi galiba. Yıldız gücü mü verdi? Evet yıldız gücü. Devam edelim. Bir tane daha. Bunda var mı? Bunda da yok maalesef. Ve sıradaki hesaptan devam ediyorum. Bunda da 0 dedi ve yine 9. Bundan da bir şey gelmedi. Ve son iki hesabımıza geldik arkadaşlar. 9 tık ve yine kozmetikler. Bunu da tıkladım. Bundan da bir şey geliyor bu arada. Ne bu? Tik geldi arkadaşlar ve bir iki kozmetik. Ve son hesabımıza geldik arkadaşlar. Şimdi çok önceden verilen bir tane şöyle hiper şarj vardı hatırlarsanız. Bu hiper şarjı da açalım. Aynı zamanda arkadaşlar yine yakın zamanda herkese ücretsiz hiper şarj star hediyesi veren bir link paylaşılmıştı. Eski videolarımdan birinde paylaşmıştım. Belki oradan almış olabilirsiniz ama eğer almadıysanız şu anda açıklamanın en üst kısmında o ücretsiz hiper şarj veren linki de paylaşacağım. Onu da mutlaka tıklayıp alın. Bütün hesaplarınız için alabiliyorsunuz bu arada. Bedava bir hiper şarj yani. Bence almadıysanız onu da kesinlikle alın arkadaşlar. Ve ölü kutulardan size neler çıktı dediğim gibi mutlaka bunu da yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bu arada son hesaptan zombibi mi? Zombibi geldi. Güzel. Bunlar alt hesaplar. Oynamadığım hesaplar ama olsun sonuçta. Çıkması güzel. Yalnız ilk tıktan direkt şey verdi ya. Yıldız gücü verdi. Gerçekten ilginç bir şey oldu ama buradan da yine kozmetikler falan çıkarttık. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Yarın bu arada Juju karakteri erken erişimle oyuna gelecek. Şu anda hatta Juju karakterini buradan deneyebiliyorsunuz oyunun içerisinde. Eğer isterseniz bunu da deneyebilirsiniz. Bugünün ikinci videosu da gelecek arkadaşlar. Sabah da yayındaydık. Siz de lütfen bu tür videolara like atarak bana destek olmayı unutmayın. Kanala da abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Ve yeni sezonda da dükkandan kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Bu sayede sizin için yapmış olduğum hediye Brawl Pass ve kostüm çekilişlerine de katılabilirsiniz. Şu an ekranda en son yüklediğim videoları ekranda ve kartlarda görebilirsiniz arkadaşlar. Bu videolar sneak peek videoları yani yeni güncelleme videoları izlemediyseniz mutlaka son günlerdeki videoları izleyin. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.